Ben hayatı valla. Hayatı hiç iyi bir hayat görmedi. Hep meşakkatli geçti hayatı. Ailesine bakıyordu işte, annesine bakıyordu, bize de bakıyordu. Yani ne bileyim, hayatı hep böyle geçti, hep fedakarlıkla geçti. Çok güzeldi benim oğlum ya. Ömer çok güzel bir insandı benim oğlum. Böyle ailesine düşkün, yani herkesin yardımına koşardı. Bir de çok eziyet çekti, okuyordu. Biraz da yoksulluk vardı. İşte bizde de yani, biz de öyle varlıklı bir aile değiliz. Yani mücadeleyi o bir yer yapıyordu. Vallahi ondan bir kere razı olsun Ömer. Benim oğlum çok güzel bir insan. Yanındaki insanlar anlatıyor. Yani tam eğilirken kafasına denk gelmiş. Yani birisinin yanındaymış, ayağına denk gelmiş. Diyor eğilmeseydi, yani işte badesi dolmuş. Biraz da atikti yani, hareketliydi yani mübarek. Duramıyordu yerinde. Sürekli böyle atak halindeydi. O anda işte şey yapmış, kendini koruyamamış. Genç Ömer, Allah bin kere razı olsun. Ben oğlum çok güzel insan diyeyim. Gerçekten yani oğlum diye söylemiyorum ama çok yani benden bile daha çok üstün meziyetleri var. Bak babası değil miyim ben? Benden daha çok üstün meziyetleri var. Benim oğlum. Benim oğlum cennet mekanıdır. Hazreti Ömer gibi ya. Adaleti var. Çok adaletli. Hiç kimseyi kırmaz diye. Ev geldi, yok sordu beni. Seviyordu. Öpüyordu, seviyordu. Kimse yok beni sevdi. Kimsem kalmadı. Hiç bir şeyden tat alamıyorum. Oğlum çok güzel insanlığı, çok. Çok seviyorduk. Biz ikimiz böyle bir parçaydık. Ev gelirdi, okşardı. Yatardı yanımda, kaldırdı, yatırdı. O şaka yapıyordu. Böyle sevindirmek için yani. Ya oğlum çok güzel bir insan. Allah'ım gel alıyorsun. Ben biraz uzaktayım. Ulaşım Fatih'te oturuyor. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Keşke yanımda olsaydım. Belki tazıyla işte yanımda olsaydım belki değişik bir şey olurdu. Belki kollardı, bir şey olurdu. Olmadı işte. Yani her şey geçti. Rabbim sevdi onu, aldı. Çünkü çok şey, ahlaklı bir oğlum vardı. Şehit olmadan önce işte okuyordu. Mali müşavirliği kazanmıştı. Biraz sıkıntı çekiyordu yani. Bu halde sıkıntı çekiyordu. Allah. Sevdi, Rabbim sevdi, aldı işte. Dedi, gel sen yanıma. Burada senin yerin. Ömer gerçekten oğlum çok güzel bir insan. Ömer. Adalet ya. Hazreti Ömer'in adaleti onda vardı. Benim oğlum gerçekten. Siz de şey yapın, ara sıra gelin Fatiha okuyun Ömer'e. Gerçekten Ömer çok, oğlum çok iyi bir insan. Yani her bittim bak, çok. Bir yerde çalıştı Emine Hanım var, muhasebeci var ya, dedi benim yanımda 100 tane insan çalıştı, gitti, geldi kızlarımız var. Ama senin oğlun dedi, bambaşka bir insandı ya. Bu anlatıyorlar, nerede çalışmışsa diyorlar ya, nasıl bir oğlum vardı ya. Çok güzel bir insandı gerçekten. Yani parası, bak para toplardı bana. Bu kadar demek para var cebinde, ben diyordum oğlum harçlığım yok işte. Diyordu bu parayı içerleyemem oğlum, şey baba. Bu kadar şeydi yani, hassastı ya. Hep geliyorum. Yanındayım. Onsuz. Yapamıyorum onsuz. İyi ki onun yanında yazayım. Böyle yazsam ben. Yatım azar bir. Sabrediyoruz. Bazen dengem bozuluyor işte. Ya ister istemez. Bana kızıyorlar. Yani ya, kızıyorlar bana, niye şey yapamıyorsun? Kendimi topar. Elimde değil ki. Özlüyorum, çok özlüyorum. Rabbim bizi bulaştırsa, böyle birleştirse çok iyi olur.
İnşallah ablam. Çiçek gibi benim oğlum çiçekti ya. Mevlam böyle, bu kadar güzel oğlan olmaz ki. Çok insan kim görmüşse şey yapıyor yani. Ya diyor nasıl, över nasıl bir insan ya. Çiçek gibiydi ya, tertemiz ya, su gibiydi ya. Çok yeni. Tüm insanlar da akrabalar olsun diye. Ben ona razıyım, Allah'a bin kere razı olsun. Çok razıyım oğlum ben, çok çok razıyım. Yani kim suçluysa Rabbim ona zaten ceza verecek. Ben Allah'a havale edeyim. Allah'ın şeyi daha kuvvetli. Devlet boş ver, devlet zaten gerekeni yapıyor. Ama önemli olan Allah'tır. O bir tarafa göçeceğiz hepimiz. Onun var ya, o adaleti hassastır. O hiçbir adalete benzemez. O verecek. Ona o kurşunu sıkan var ya, o Allah onun cezasını zaten şey yapmış onu. Onu listeye almış. Mevlam'ın adaletine havale etmişim her şeyden. Devlet yapıyor, Allah var şimdi. Yani devlet gerekeni yapıyor ama bırakırlarsa tabii. Bazı münafıklar var. Bazı affedersin satılmış kanı bozuk insanlar var. Onlar işte işi karıştırıyorlar.